Neye geçelim. Bizim Vallahi... dün en çok takıldığımız ve güldüğümüz konuya. Ama sosyal medyaya şöyle bir baktığımızda TT olduklarına göre demek ki milletçe güldük. Sevgili izleyiciler, İbo Show'da filtreli bir şov vardı aslında. Hülya Avşar, Aleyna, Bülent Sertaş, Cenk Eren. Bir ara onlara da şöyle bir bakayım dedim ama Gözüm mü bozuk falan diye böyle bir algılamakta zorlandım. Çünkü İbrahim Tatlıses'in kendisine de uyguladığı, daha genç, daha işte yüz çizgilerinden uzak bir görüntü kazanmak için kendisine de uyguladığı filtreyi tüm konuklarına böyle pudra şeker gibi dağıtmıştı. Yani, yani e, o geldiklerin... filtreyle burunsu insanlar nasıl oluyor <laughs> gördük yani. <laughs> evet. Ee... <laughs> evet. Şimdi izleyelim. Sonra bizim ekibin bize bir sürprizi var. sen Bülent Sertaç'a bakar mısın abi? Aleyna Tilki kime döndü? Tamam. Ya şey e, sevimli hayalet vardı eskiden benim çocukluğumda. Cenk Eren o sevimli hayalete benzedi. Kesper. Avşar. Hülya Avşarlıktan çıkmış. Aleyna bebeksi olmuş. Yani filitre, e, burun ve gözaltı falan hiçbir şey kalmamış hiçbirinde. Evet, inceltme filtresi yanılmıyorsam e, Bülent Ersoy'un bir şov programı vardı. Orada başladı. Hatta onlar da öyle abarttılar ki İbrahim Tatlıses'le e, Yıldız Tilbe konuktu. Yıldız Tilbe? Evet. Bir çalı çırpı gibiydi yani. Yok zaten hükmün, ince. Yok hükmünde zaten zayıf. 53 evet. kilo. Yani Bülent Ersoy kendini zayıf göstermek için herkesi sokağa e, çevirdi. <laughs> değneğe çevirdi. Şimdi e, normalde e, sahne sahne bu filtrelerin e, çalışılması lazım ama tabii zaman zaman olmadığı için ee, Tabi, herkese çakmışlar aynı filtreyi da daha önce o konuda da bir kazası oldu o Fox TV'deki bir dizide yine böyle burnunu gözünü ağzını sildiler evet. ee, hiç hoşuna gitmedi tepki verdi niye bu kadar abarttınız diye aynı şey İbrahim Tatlıses e, şovda başına geldi Armağan Çağlayan ünlü yapımcı televizyoncu Armağan Çağlayan 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim Filtre kazası bana başka bir kazayı anımsattı. İşte bak senin söylediğin Bülent Ersoy'a program çekiyorduk. Türk televizyonlarında ilk kez inceltme kullandık. Tabi Bülent tanımı inceltince gelenler de mecburen inceldi. Senin söylediğin evet. Yıldız Silbe bayağı bir gitti diyor. Baston, Yıldız Hanım oldu bir baston. Bu arada Hürriyet Magazin Servisi konuyla ilgili... ...televizyon programı yönetmenlerini aramış... ...bu nasıl bir iş, nasıl yapılıyor... ...nasıl bu noktaya geliniyor diye... ...ve e, hepsi aşağı yukarı aynı şeyler söylemişler... ...yüzdeki kırışıklıkları... ...düzelten bir efekt var televizyonda... ...evet var, bu efekt... ...abartılırsa kişileri... ...plastik bebek gibi gösteriyor... ...dizilerde sıkça kullanılan bu efekt... ...plan plan uygulandığında... ...güzel sonuç veriyor... ...ama İboşov yılbaşına birkaç gün kala çekildiğinden... ...yani zaman olmadığı için... Evet. ...plan plan efekt uygulamak için yeterince süre olmamış herkese aynı şeyi basmışlar. Herkesi Herkes bur burunsuz, e, burunsuz yapmışlar. Şimdi bu filtre işi e, sadece böyle e, ucubeye çevirmiyor, bir de güzelleştiriyor da. Hı. E, yani ben. Bizde e, mi yaptın? Yok. Yok biz yapmamıza. Ya böyle da. yüzümün Çinli şeyi. bir e, fenomen <gülüyor> filtreleri <gülüyor> aşmayı unutunca e, sosyal medyada nasıl dünyaya rezil olduğu sanıyorum ekrana getirecek yönetmenimiz sevgili Yaşar Bey. Ha. Evet. Geliyor mu? Evet. Tamam. Hazırlıyorsun. İbrahim Tatlıses diğer zamanlarda da böyle Ali. Yani evet, yüz, yani, göz... E... Artık o kadar bir filtre uygulanıyor ki sevgili izleyiciler gözünün, bebeğinin şeyi bile değişiyor, yeri bile değişiyor. <laughs> Birisi de şey yazmış, koltuklar bile sandalye oldu demiş. <laughs> yani dekor da bundan tabii ki etkileniyor ama en kahkaha attığım Cenk Eren'le Hülya Avşar oldu. Onlar da kendileriyle eğlenmişlerdir Be zaten. Bu dert edecek insanlar e değiller. Konuşturmak için de yapmış olabilirler. Ha öyle mi? Yani Evet. Bu Show business sonuçta. Evet. Şöyle bizi bir un kurabiyesi haline evet. getirmedim. Ay. Evet. Evet bak gözüm gidiyor. Ama biz burnum çarpıldı ya. Ben hali ha? aynı bana da filtre Ama Ali'ye filtre <laughs> ekstra. Ben doğuştan filtreliyim demek. Ki. <laughs> bana ya da ekstra gitmedim. biraz daha bas Ali'ye. Evet. <laughs> Ali bir pudra görüntüsü. Evet. E, sosyal medyada çok kullanılıyor çeşitli filtreler. Hakikaten insanlar <laughs> değiştiriyor. Ee... İnsanları değiştiriyor mu? Başka bir insan haline geliyor. Evet başka bir ben insan haline geliyor. Ben geçen gün bir sosyal medya fenomeni var Sibir Çetinkaya. Aa dedim hakikaten ne kadar böyle Avrupa'yı sevgilisi benzetmiş ya onu Dua Lipa'ya. Vallahi benziyor falan dedim. Sonra Yılbaşı Partisi'nde arkadaşlar çektiler. Evet. Diyorlar ki Müge bak Sibir Çetinkaya yok. Yok diyor ki oradaki değil buradaki. Evet. Meğerse oradakiymiş. Evet. Yani işte. Ne oldu? Ee, i̇thal edemedik mi Çinliyi? Çinlinin görüntüsü geliyor mu? Filtreyi açmış mı, kapamış mı? F evet. Filtreyi unuttu açmayı filtreleri. Evet. evet. Şimdi normalde böyle? Normalde bu bir erkek. erkek. Şimdi evet, bir filtre açıyor sonra bir filtre filtrede bakın nasıl bir genç kız oluyor. Ay evet ya. Evet. <laughs> Başlıyor. Evet ama ses mes çıkarmayacak. Gerçi ses ne? Ama baştan bunu unuttuğu için gitti. Sakal ba bıyık gözüktü. Evet sakalları bıyıkları gözüküyor da e çıktı ortaya. Baştan konuşsak kim bilir nasıl bir ses var. Belki benim gibi bir ses. pet bir ses var orada. sesli sesle e de oynuyordur tabii, o. Tabii sesle de oynuyor. Peki şimdi adını vermeyeceğim. İsim falan isteme. Bir ünlümüz de kendini böyle çekerken kirpiyi bir yere kaydı, ruju bir yere kaydı. Sonra onu takipçileri uyardı, tekrar görüntüye geldi. Kirpik ve kaş kaydı, ama sorsan o kirpikli kaşlı öyle güzel. Nasıl kayıyor? Kayıyor, kaymış işte. Çekip attılar bize. Allah Allah. Evet. Şimdi e, ismini söyle. E, <laughs> Yeri gelmişken e, bu sosyal medyanın nasıl insanları. E, Yalan dünya olduğunu, nasıl insanları kandırıldığını, tuzağa düştüğünü, e, e, nasıl insanların tuzağa düştüğünü e, görme açısından e, dün e, Twitter'da daha doğrusu X'te Ali iki dakika şu mesajı okuyalım mı onunla e, bağlantılı tamam. olduğu için İbrahim Tatlıses'ten mesaj geldi. Çünkü İbrahim Tatlıses efekti filtresi diyoruz ya deminden beri benim haberim yok ki Kıbrıs'tan döndüm şu an görüyorum diyor. Peki şu an görüyorsunuz kendinizi nasıl buldunuz onu da soralım. Çünkü İbrahim sesi şimdi arayınca açmayacak onu yerine. Mesaj e, tanıyamadığı açmaya... var mı o görüntülerde dörtlü görüntüde? Evet. Yani Hülya Avşar, Aleyna Tilki. Evet İbrahim Bülent Bey Sertaş, şu an izliyor. Cenk Eren. Kendinizi tanıdınız mı programınıza konuk ettiğiniz tipler size bir yerden gözünüzü fıstırıyor mu? <laughs> hani Aleyna'yı çağırdım galiba diye biliyor musunuz? Bir şey yazıyor. Evet yazınca geliyor. Aleyna okuruz. da son anda. E... Birinin yerine programa çıktı galiba. Evet. 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 İlk işte yeni bir yıl geldi. Ben de artık buradayım diye bir paylaşım yaptım. Görebilir miyiz onu? ya T. Şoray diye paylaşım yaptım. Baktığın zaman metne sanırsın bu Türkan Şoray anında 15 bin falan takipçi oldu. Zülfü Livaneli de mutlu yıllar sevgili arkadaşım diye çiçek ve kalp de hoş geldin dedi ona X'e. Sonra anlaşılan tepkiler ya da gene 90 küsür Türkan Şoray hesabı var işte saatte. 90 küsür mü? Evet. Çok fazla. bu herhalde 91. veya 101. Ama bayağı da havalı gerçek gibi. Teşhur evet. official gibi duruyor. Evet. Ee, i̇şte öyle bir mecra. Türkan Şuray sadece Instagram kullanıyor. Instagram'da da o da bir paylaşım yaptı. Benim tek sosyal medya hesabım burası. E şeyin de çok dili Twitter yanıyor. Twitter hesabım yoktur diye. Çok var böyle. E... e işlerin. Arkadaşlar dedi lütfen yapmayın artık hani mahkemelik olmayayım, olmayalım davalarda karşı karşıya gelmeyelim. Metin gel. Akpınar, Haluk e, Bilginer var. Haluk Bilginer. Bir sürü İlber Ortaylı Müjdat, var. Müjdat Gezen bunlar <laughs> sosyal Ortayli. medyada diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ama bunlar çok Doğada, önemli insanlar tabii ki. Doğa boşluk kaldırmaz. Şuraya şunu koymazsanız hava giriyor diyor. Bunu koyarsanız siz orada mecrada açın hesabınızı ara sıra bir atatürk fotoğrafı bir şey paylaşın. Hmm resmi hesaptır diye olsun orada. Açmazsanız bir başkası gelir sizin adınız orada böyle sömürü yapar. Ali belirli bir kuşak böyle sosyal medyada bu tür konularda o kadar hevesli değiller. Yani işte başa ancak böyle bir kaza geliyorsa önlem alıyorlar ya da avukatları devreye giriyor. Ama Zülfü Livane hemen <laughs> takipte hoş geldin mutlu yıllar sevgili arkadaşım. Halbuki kimlere yazıldı.